Evet arkadaşlar, bugün muazzam mı muazzam bir konuyu ele alacağız. Ve zihnimizdeki, kalbimizdeki, ruhumuzdaki birçok probleme son vereceğiz. Ama ne yapalım? Gelin biz buna bir hikayeyle başlayalım. Bir zamanlar bir grup halinde gezen bir kurbağa sürüsü varmış. Ormanlara gider, gezer, dolaşır, bir müzik açar, zıplar, hoplar, eğlenirlermiş. Kurbağalar. Kurbağalar ormanda eğleniyorlar, zıplıyorlar. Bir şey yapalım, alttan müzik verelim, bunu çocuk videosu olarak gönderelim. Ama bir gün ne olmuş biliyor musunuz? Bu kurbağalar karar vermişler. Demişler ki ya biz hep aynı ormana gidiyoruz artık. Herhalde Müslüman bunlar, ülfet oldu demişler. Biz başka ormana gidelim demişler yani. Gitmişler başka ormana. Ama o ormanı iyi biliyorlar mı bırak? Cık, ormanı iyi bilmiyorlar. Neden? Çünkü o ormanda derin bir çukura düşecekler birazdan. Bu kurbağalar o derin çukura düşmüşler. Tabii dışarıda kalan kurbağalar var falan, onları kurtarmaya geliyorlar falan. Bütün kurbağalar bakıyorlar ki bunlar zıplıyor, hopluyor falan. En son diyorlar ki bunları buradan kimse çıkaramaz. Çıkamazsınız diyorlar bu sefer. Siz mümkünatı yok, buradan çıkamazsınız. Kurbağalar zıplıyor falan, bunlar moral veriyor ya. Siz çıkamazsınız artık diyorlar ya. Neyse, iki kurbağa artık karar veriyorlar. Bu insanlar bizden daha yüksek bir yerdeler. Biz çok denedik, olmadı. Biz mümkünatı yok ki buradan çıkalım. Ama bir tanesi çok azimli ve istikrarla zıplamaya devam ediyor. Ve kimseyi dinlemiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kurbağa yukarı tek başına çıktıktan sonra anlaşılıyor ki kurbağa sağırmış. Demek ki insan bazen sağır olursa çıkılmaz denen yüzlerce kuyulardan, yüzlerce içinde bulunduğu hapishanelerden ve içinden çıkamadığı bunalımlardan çıkabiliyor. Yeter ki kendisine inansın. Aslında bazen içine atıldığımız bu kuyular, içinde boğulduğumuz bu sorunlar ve etrafımızdaki insanların bizi hançerle sırtımızdan vurması bizim için bir cihette değil, birçok cihette hayır oluyor. Neden? Çünkü bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Biz farkında değiliz. Ve Allah'a iltica etmemizi, Allah'a dua etmemizi sağlıyor. Bakın tekrar edelim. Ta Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Adem Aleyhisselam kim tarafından imtihan oldu? Evlatları tarafından imtihan oldu. Nuh Aleyhisselam yine evladı tarafından imtihan oldu. O zaman bir insan diyecek ki evladım tarafından imtihan oluyorsam elhamdülillah. Neden? Çünkü benim peygamberlerim evlatları tarafından imtihan olmuş. Nuh Aleyhisselam kim tarafından imtihan oldu? Eşi tarafından. Elhamdülillah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim tarafından imtihan oldu? Yakınları tarafından. Elhamdülillah. Yunus Aleyhisselam kim tarafından imtihan oldu? Etrafındaki insanlar, halkı onu anlamadılar. Elhamdülillah. Yusuf Aleyhisselam kim tarafından imtihan oldu? Züleyha'nın onun gömleğini yırtmaya çalışması tarafından imtihan oldu. O zaman böylesi bir şehvet döneminde birileri beni davet ediyorsa harama, ben ne diyeceğim? Elhamdülillah. Neden? Çünkü nuhlaşmak için, Musa'laşmak için, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi olmak için, Yusuflaşmak için aleyhümselam ne yapmak lazım? Bazen onların yaşadıkları imtihanları da yaşamak lazım. Şimdi bu imtihanlar aynı zamanda bizim duamızın kabul olmasını sağlar. Niçin? Bir duanın kabul olabilmesi için ne lazım? Üç tane şart lazımdır. Doğru mu? Birinci şart nedir? O duaya o kişinin istidadı olacak. Kabiliyeti olacak. İkinci şart nedir? O duaya ihtiyacını hissedecek. Peki üçüncü şart nedir? Üçüncü şart bir de mustar olacak. Çaresiz olacak. O zaman Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılmadan önce dua etmiyordu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldıktan sonra eskisi gibi dua ediyor da diyemeyiz. Niçin? Çünkü duaya olan kabiliyetinin gelişebilmesi için kuyuya girmesi lazımdı. Yani mustar olması lazımdı. Yusuf Aleyhisselam kuyudaydı. Kimse yoktu etrafında. Kimse onu duymuyordu. Kimse onu bilmiyordu. Kimse onun hakkında bilgi sahibi değildi. Ve babası onun öldüğünü düşünüyordu. Ama ellerini açtı Yusuf Aleyhisselam. Ne dedi? Ey merhametlilerin merhametlisi, beni kurtar dedi. Ama nasıl söyledi? Mustar, çaresiz. İşte onun kuyuya atılması Allah'a olan ihtiyacını arttırdı ve çaresiz bir hal aldı. Yunus Aleyhisselam siz kavmine dua etmiyordu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama o duanın kabul olabilmesi için bir şeye ihtiyaç vardı. Kavmi tarafından denize atılmaya ihtiyaç vardı. Yunus Aleyhisselam dua ediyordu ama denize atıldığı zamanki gibi dua etmiyordu Yunus Aleyhisselam. Denize atılınca ne oldu? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntum mine zalimin dedi. Neden?
Çünkü zifiri karanlık, dalgalar, etrafında kimse yok, balığın ağzındasınız. Ne oldu peki? Kavminin ona zulmetmesi onun Allah'a olan ihtiyacını arttırdı. Duaya olan ihtiyacını arttırdı. Neden? Çünkü mustardı, çaresizdi. Balık onu kıyıya çıkarttı. Ve finalde ne oldu peki? Döndüğünde kavmi iman etmişti. Eyüp aleyhisselam yaşlandı. Vücudunda yaralar, bereler, kurtlar artmaya başladı. Biz diyebilir miyiz Eyüp aleyhisselam daha öncesinde dua etmiyordu? Diyemeyiz. Ama Eyüp aleyhisselamı, Eyüp aleyhisselam yapacak bir duaya ihtiyacı vardı. İşte bu dua için ne lazımdı? Çaresizlik lazımdı. Artık diline kadar dokundu yaralar. Dua edememeye, zikredememeye, kalbiyle zikretmeye başladı. İşte o esnada Rabbi inni meseniyeddur ve ente erhamur rahimin. Zarar dilime kadar dokundu Rabbim dedi. Demek ki dile dokunacak ki zarar o esnada duaya olan kabiliyetin gelişsin. Allah'a olan ihtiyacın artsın. Ve bunlar mustarlıkla oluyor. Çaresizlikle oluyor. İşte bazen biz de imtihanlar oluyoruz. Çocuklarımızla imtihan oluyoruz. Kendi iç dünyamızda şehvetle imtihan oluyoruz. Gelecek endişesi ve geçim sıkıntısıyla imtihan oluyoruz. Bazılarımız işten çıkartıyor, açlıkla imtihan oluyor. Bazılarımız şirket sahibi oluyor, toklukla imtihan oluyor. Bazılarımızın üzerinde dine dair, İslam'a ve Kur'an'a dair ulaştırılması gereken bazı vazifeler var, onlarla imtihan oluyor. Ama imtihan bitmiyor. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar imtihan bitmiyor. İmtihan devam ediyor. İşte bizlerin bu imtihanları nasıl anlaması lazım? Çaresiz kalacağız. Mustar kalacağız ki duaya olan kabiliyetimiz gelişsin. Duaya olan kabiliyetimiz gelişsin ki Allah'a olan ihtiyacımızı hissedelim. Peki o zaman ne olacak? İşte o zaman ellerimizi açacağız ve diyeceğiz ki Rabbim, Halık'ım, Allah'ım, Rahim'im, Kerim'im, Vedud'um, Rezzak'ım, Şafi'im, Mük, umumen senindir. Ben kimim? Ben ayağı prangalı, boynu tasmalı senin kulunum. Bugüne kadar bunun farkındaydım ama bundan sonra daha çok farkındayım. Çünkü daha fazla kuyuya düşmeye, daha fazla dilime zarar gelmesine, daha fazla hançerlenmeye gücüm kalmadı. Allah'a emanet olun.